Merhaba hanımlar. Uzun bir aradan sonra tekrar size şöyle güzel bir bere ve atkı modeli göstermek istiyorum. Tam zamanı çocuklarımız için. Vakti geldi artık atkının, berenin. Bu da böyle çok basit bir şey. Gördüğünüz gibi hem de şık. Modeli de çok güzel. Şöyle göstereyim. Atkıyı bitirdikten sonra ucunu büzdüm. Böyle pompon da taktım. Sevimli bir şey oldu. Model de çok güzel. Bu modeli ayrıca kazaklarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. Şöyle güzel orta kalınlıkta bir bebe ipiyle ya da herhangi bir çocuk büyükse daha büyük bir iple de herhangi bir iple yapabilirsiniz bunu. Ben orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım bunda. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Pomponu da üstünde. Arkada tek dikişi var. Şöyle. Çok tatlı, sevimli ve kolay bir model. Şimdi ben gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum yine. 4,5 numara şişlerim. Önce bereyi yapalım sizinle. 75 ilmek atacağım ve bir ters bir düz lastikle modelimize başlayacağız. 75 ilmek, bir ters bir düz lastik. Şöyle bakın 3 parmak enliğinde lastiğimizi yapıp direkt modelimize geçeceğiz. Şöyle biraz bırakalım ve ilmeklerimizi atalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, ilmeklerimizi attık. Şöyle hemen yapmaya başlayabiliriz. Burada kalın şiş kullanmamın sebebi yumuşak olması için. Ben bu ip daha ince olmasına rağmen yine bu 4,5 numarayla yaptım. Hatta 5 numarayla da yapabilirsiniz. Çünkü şu an elimdeki ip biraz daha kalın. Yine 4,5 ile yapıyorum. Aslında 5 ile de olabilir ama benim biraz elim zaten gevşektir. Rahat örüyorum. Onun için daha fazla gevşek olmasına gerek yok. Biliyorsunuz bu iplerimizin hepsi İlgi Yün atölyemizde, yün mağazamızda bulunmaktadır. Gelip alabilirsiniz eğer Adana'da yaşıyorsanız. Şu an bu elimdeki ip Kartopu'nun Utopia Baby'si. Bunu da Nako'nun süper incisiyle yaptım. Orta kalınlıkta oluyor. Gayet güzel. Bunun %25'i yün. Daha ılık tutar. Zaten bu biraz çok bebek için değil. Hani minik bebeklerimiz için yapacaksak tamamen bebek ipi kullanabiliriz. Bazen çocuklarda alerji yapabiliyor. Biliyorsunuz yün karışık oldu muydu. Şimdi başlayabiliriz şeyimize, beremize. Şöyle bir ters bir düz lastik yaparak normal örgümüze başlayabiliriz. 3 parmak yapacağız. Ondan sonra hemen direkt modele geçeceğiz. Evet, şimdi 3 parmak lastiğimizi yaptık gördüğünüz gibi. Şöyle bir ters bir düz 75 ilmek 3 parmakla lastiği yaptık. Artık hemen modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Model haroşadan oluşuyor zaten. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane haroşamızı yaptık. Şimdi bir ters bir düz olarak 1 2 3 4 5 6 7 yani modeli koyuyoruz. Bu da bir ters bir düz olarak 7 ilmekten aldık. Şimdi şu arası 11 ilmek. 11 tane haroşamızı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi tekrar bir düz bir ters 2 3 4 5 6 7 bir düz bir ters olarak 7 ilmek yaptık. Yine arası 11
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine geldik. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. 4 oldu. 5, 6 ve 7. Yani düzden başladım, düzle bitirdim 7 ilmeği. Bir düz, bir ters olarak. Şimdi arada yine 11 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Yine 7 tane lastik koyuyorum. Şimdi bir düz. Düzle başlıyorum. Düzle bitecek. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. düzle bitti. Şimdi burada 7 ilmeğim kaldı. Bunu haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, döndük. Şimdi arkada haroşamızı haroşa, tersimizi düzümüzü yine aynı şekilde ters düz olarak, düz olarak yapıp döneceğiz. Evet. 2, 3, 4, 5, 6. Yine hiç başka bir işlem yapmadan, değişiklik yapmadan bir sıra daha gidiş geliş yapacağız. Yine haroşaya haroşa, tersi düzü de ters olarak yapıp bir gidiş geliş daha yapıp ondan sonra modelimizi açmaya ve kapatmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi bakın şurada iki haroşa oluştu. Çünkü şu aralarda 4 sıra haroşa bırakıyoruz. Burada yarım modeli yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi bir taraf açılırken bir taraf kesilecek. Şöyle başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 6. ve 7. haroşaları şöyle birlikte aldım ve kestim. 1 düz, 1 ters ve 1 düzü işledim. 3 oldu. Şu 4. ters olanı bir tane gizli artış yapıyorum hemen şuradan. Bunu da haroşa işliyorum ve hemen yanına bir gizli artış daha yapıyorum. Şöyle. Şimdi bir düz, bir ters ve bir düzü işledim. Yani ortadaki 4. ters ilmeği iki kenarından gizli artış yaparak artırmaya başladım. Yani şurası. Şimdi şu 11 tane olan haroşamızın hemen 2 ilmeğini bir aldım. Bir tanesini kesmiş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şu ikisini de sondaki 2 ilmeği de bir alarak şöyle 9 oldu şimdi. 9'a düşürdük. Evet. Bir düz, bir ters, bir düz. Ortadaki ters ilmeğimize geldik. Hemen burada bir gizli artış yaptık. Şöyle sıkı bir artış yapın ki aralar gevşek kalmasın. Hemen bunu da haroşa işledim ve bir gizli artış daha yaptım. Şimdi bir düz, bir ters, bir düz işledim. Şimdi buradaki 11 tane olan haroşayı, ilkini kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bu ikisini de alarak 9 ilmek kalmış oldu bu haroşada da. Yine bir düz, bir ters, bir düz. Ortadaki terse geldim. Hemen iki kenarında gizli artış yapıyorum. Birinciyi yaptım. Ters haroşa olarak işledim tekrar. Çünkü orası da haroşa olarak işlenecek. Hemen yanına bir gizli artış daha yaptım. Bir düz, bir ters, bir düzü işledim. Ve
Bunu keserek başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bir düz, bir ters ve bir düz. Hemen burada gizli artışımı yaptım. Ortadaki ters olanı aldım. Haroşa olarak aldım. Hemen yanına bir gizli artış daha yaptım. Düz, ters ve düz olarak 3 ilmeğimi de işledim. Şimdi burada bir kesim yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğe düşürdük burayı da. Şimdi tersle yine normal örüyoruz. Pardon hanımlar. Devam edelim örmemize. Yüze geldik. Tekrar devam edelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu ikisini bir alarak burayı 5'e düşürüyoruz. Şöyle kestim. 1, 2, 3. Bunu da normal ördüm. Şimdi ortadaki ilmeklerimiz 3 olmuştu. Onun hemen iki tarafında birer gizli artış yaparak orayı 5'e yükselteceğiz. Şimdi bir artışımı yaptım. Haroşa olarak devam ediyorum. 2, 3 taneyi işledim. Hemen bir gizli artış daha yaptım. Düz, ters ve düz olarak 3 ilmeğimizi de işledik. Şimdi şu haroşayı yine keserek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'ye düşürmüş olduk. Şunu da kestim. Şöyle. Yani bir taraf kesilirken ortadaki ilmek tam da şurayı, şurayı yapıyoruz şimdi. Şurayı keserken şurayı arttırıyoruz. Artışlarımızı gizli yapıyoruz ki gözükmesin diye. Evet, şimdi düz, ters ve düzümüzü yaptık. Ortada hemen şöyle gizli artışımı yapıyorum. Sıkı yapın bu artışı, gözükmesin. 1, 2, 3 haroşayı işledim. Hemen bir gizli artış daha yaptım. Şöyle. Ve burası 5 olmuş oldu. Düz, ters ve düz. Burayı kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yani burası 1'e düşene kadar, burası da artırdığımız yerde 11 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şöyle düz, ters ve düzü yaptık. Hemen şurada gizli artışımı yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3. Tekrar gizli artışımı yaptım. Şöyle düz, ters ve düz. Şimdi kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düz, ters ve düzü yaptım. Hemen şimdi şurada gizli artışımı yapıyorum. Şöyle. 1, 2, 3 ilmeği işledim. Yine gizli artışımı yaptım. Düz, ters ve düzü işledim. Şimdi burayı ilk kesiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğe düştü. Şöyle gördüğünüz gibi açılmaya başlandı. Evet, arka sıramız yine her zamanki gibi tersi ters, düzü düz, haroşayı haroşa devam edelim, başa gelelim. Evet, şimdi doğru yüze döndüm tekrar. Bakın şöyle iyice göstereyim size. Şu düzler arada devam ediyor. Şu kısım genişliyor. Burayı eksiltiyoruz. Yani şunlar oluşuyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bu kenarda en son 2 ilmek kalana kadar bu kesmeler devam edecek. Düz, ters ve düzü yaptık. Hemen şimdi burada gizli artışımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane tabi olmuştu. Şimdi araya yine gizli artışımızı koyduk. Şöyle
bir düz, bir ters ve bir düz olarak 3 ilmeğimizi de işledik. Burayı kestim 1, 2, 3, 4, 5'e düştü. Yani burası 1'e düşene kadar ve şu aradaki artırdığımız yerlerde 11 olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şöyle düz aldık. Kesiyorum. Artırma yerindeyiz. Şöyle artırdım. 2, 3, 4, 5 ve artırdım. Düz, ters, düzü işledim. Burayı kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Düz, ters, düz. Artışımı yapıyorum. Şurada gizli artışımı. 1, 2, 3, 4, 5 haroşamı işledim. Tekrar artırdım. Düz, ters ve düzü işledim. 1, kestim. 2, 3, 4 ve 5.yi de keserek işledim. Arası 5'e düştü şimdi. Düz, ters, düz. Hemen gizli artışımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Artırdım tekrar. Düz, ters, düz. Ve bir kestim. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkasını yine tersi ters, düzü düz olarak yapalım. Ve şu arası 1 kalana kadar, burası 11 olana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, şimdi şu arayı kapatıp 1 kalana kadar, şurası da 11 olana kadar örgümüze devam ettik. Şöyle biraz yaralayıp tam göstereyim size. Bu kenarda 1, 2 haroşa kaldı. Düz, ters, düz. 3 ilmeğimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek oldu burası. Burası yine düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz olmak üzere 7 lastik kaldı diyeyim ben size daha iyi anlamanız için. Şu bir taneyi de ters olarak alıyorum artık. Ve arası yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası kapandı ve burası açıldı. Şimdi burada nasıl hiçbir işlem yapmadan 2 sıra haroşa gitmiştik. Aynı şekilde şu arada hiçbir işlem yapmadan tersi ters, düzü düz alıp haroşamızı da yaparak 4 sıra haroşa yapacağız. 4 haroşa sırası olana kadar hiç kesme artırma yapmadan devam edeceğiz. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Kapattığımız yer. Burası yine 7 ters düz oldu. Burası 11 haroşa oldu. Kenarlarda da 2 haroşa kaldı. Şimdi şu arada şurada 4 sıra haroşa olana kadar hiçbir kesme artırma işlemi yapmadan sadece olanı örerek devam edelim. Şimdi arada 4 haroşayı yaptık. Şöyle göstereyim size. En sonki kestiğimiz nokta 1, 2, 3 ve 4. haroşa. Şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve 4. haroşadayız. Arada hiçbir kesme işlemi yapmadan 4 haroşa sırasını yaptık. Şimdi tekrar bu 11'ler 1'e düşene kadar kapatacağız ve şu aradaki tek ilmeği 11 ilmek olana kadar açacağız. Yani ilk baştaki işleme tekrar dönüyoruz. Bu model tümden kapanacak. Ve burası bir model oluşturacak.
Şöyle gelelim. Bunu da beraber yapalım. Bir sıraya. Bir, iki. Şimdi burasını artık artırmaya başlıyoruz. Tekrar 7 ilmek olana kadar burası devam edecek. Şöyle artırdım. Düz, ters ve düzü işledim. Hemen buradan kesmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve kestim. 9 ilmek oldu. Bakın bunu kesmeye başladık. Şimdi düz, ters ve düz. Aradaki ters ilmeği artırmaya başlıyoruz. Hemen iki kenarından. 1 artırdım. Haroşa olarak ördüm, işledim ve 1 artırdım şöyle. Şimdi düz, ters ve düz. Şimdi kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9.'yu da kestik şöyle. Düz, ters, düz. Aradaki tersi artırıyoruz hemen şöyle. Gizli artışımı yaptım, haroşamı yaptım. Tekrar gizli artış. Düz, ters ve düz. Şu şekilde. Yani bunu kapatıyoruz. Şu aradaki tersi açıyoruz. Buradaki yaptığımız işlemi uyguluyoruz. Ve şuradaki ilk açmaya başladığımız model tam bir model oluşturana kadar aynı şekilde devam edip sonra kapatmaya başlayacağız. Bunu aynı şekilde örmeye devam edelim biz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 ve keserek 9'a düşürdük. 1 2 3 hemen gizli artışımı yaptım. Bunu haroşa aldım. Tekrar yaptım. Şimdi burası tam bir model olana kadar kesme yok. Devam. Aynı şekilde modele uyguluyoruz. Düz, ters ve düz. Şimdi bunu kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve keserek 9. Düz, ters, düz. Burada artışlara başladık artık. Şöyle artırdım. 1 ve 2'yi yaptım. Evet. Modelimizi anladık. Şimdi burası kapanacak ve burası açılacak. En son şu aradaki tam bir modeli de yapıp ondan sonra beremizi nasıl kapatacağımızı anlatacağım ben size. Hanımlar, gördüğünüz gibi modelimizi şu an tamamladık. Şöyle bir karıştan fazla oldu. Bir karış iki parmak gibi oldu. İlk başlangıcımızda bir tam model ve aradaki bir tam modeli daha yaptık. Yani şöyle bir ve iki sırada iki tam model gözüküyor gördüğünüz gibi. Bu aradaki yarım modeli de bitirdik ve düzlerimizi de 4 sıra düz haroşa işliyorduk ya, onu da tamamladık. Şimdi artık beremizin kesme işlemine geçebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi modelimizi tam olarak tamamlayarak kesiyoruz. Hiç modeli bozmadan 3. modelimiz de burada. Ama biz kesme işlemimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle aldık. Evet. Hemen alalım elimize. Ben şu an tersteyim. 4 sıra düzümüzü de gittik. Şu 4. sıradayım ben şimdi. Şöyle tamamlayayım. Bunu zaten bir günde yapabileceğiniz bir bere bu. Hemen gayet pratik yapılır. Şöyle koydum.
Evet, şimdi ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi iki tam model. Aradaki yarım modeli tamamladık. 4 sıra haroşamızı yaptık. Şimdi artık beremizi keserek kapatacağız. Modeli hiç bozmamak için başka bir yerde kesim yapmadan sadece şöyle 1, 2, 1, 2, 3'ü de yaptık. Kesim yerlerinde kesim yaparak bu modeli de tamamlamış olacağız. Ama yeni bir model açmayacağız arada. Sadece kesmemiz gereken modeli kesiyoruz. Evet, bir oradan bir buradan kestim. Şimdi bu aradaki ters ve düzleri, hani burada açma yapıyorduk ikinci model için, onu yapmıyoruz artık. Çünkü kesmeye başladık. Şöyle onu normal düz işledim. Şimdi bu modeli kapatıyoruz. Bir buradan kestim. Devam ediyorum. Bir de buradan kestim. O zaman hem modelimiz bozulmamış olacak, hem de üçüncü tam modelimizi de tamamlamış olacağız. Aradaki ters ve düzleri devam ediyorum. Hiçbir kesme işlemi yapmadan. Modelin kendisindeki kesme yerinde bir kesmeyi yaptım. Örüyorum. Ve bu başta da kesmeyi yaptım. Şöyle ters düzleri gidiyoruz. Burada kestim. Devam ediyorum. Şöyle kestim. Yani burası 11'de 9'a düştü şimdi. 1'e düşene kadar aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi terste yine başa kadar hiçbir kesme işlemi yok ters yüzde. Olanı işleyeceğiz sadece. Evet, örerek başa gelelim. Evet, tekrar başa geldik. Ön yüze geldik. Yine burasını hiçbir işlem yapmadan örüyorum. 2 ters, düz, ters ve düz işledim. Modeli kapatıyoruz bildiğiniz gibi. Yine bu baştan bir kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu baştan da kesince 7'ye düştü şimdi. Bu şekilde bu kısım 1'e düşene kadar devam edeceğiz. Yani en sonunda sadece lastik kalmış olacak. Buradan kestim. Ve buradan kestim. Burası da 7'ye düşmüş oldu. Evet, buradan kestim. Altı ve yedinciyi de kestim. Bakın beremiz kapanmaya başladı zaten. Şimdi arkayı normal hiçbir kesme işlemi yapmadan örerek başa kadar geleceğiz. Tekrar başa geldik. Kesmeye devam ediyoruz. Evet, yine kesilecek yerde. Bu baştan bir kestim. 2, 3, 4 ve buradan da kesince burası 5'e düştü. Bakın böyle kapanıyor artık. Burada bir işlem yok. Burayı sadece 7 ilmeği lastik olarak devam ediyoruz. Yine buraya geldik. Bir bu baştan kestim. 1, 2, 3, 4 ve bir de bu baştan kestik. Model bakın şöyle 5'e düştü. Bu model de tam olarak tamamlanmış olacak. Model 1'e düşene kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5.yi de kestim.
kesme yerindeyiz. Bir kestim. 2, 3, 4 ve 5.'yi kestim. Şöyle. Şimdi arkadan tekrar gelelim. Evet, tekrar ön yüzümüze döndük. Devam ediyoruz aynı işlemi yapmaya. Şimdi burada 1, 2 ve 3'e düştü burası gördüğünüz gibi. Aynen devam ediyoruz şimdi. Şöyle bir kestim. 2 ve 3.'yü de kestim. Gördüğünüz gibi burası kapanıyor. Yani yeni modeli açmadığımız için bu kesilmeye başlanmış oluyor. Şöyle kestim. 1, 2 ve 3. Burayı da kestik. 2, 3. Evet, tekrar başa geldik. Dönüyoruz. Zaten bakın ilmeklerimiz de azaldı. Şöyle. Şimdi bu 3'ünü birden alıyorum artık. Burayı 1'e düşürdük. Yani model kapanmış oldu. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bir tam model oluştu. Evet. Bunun 3'ünü alıyoruz. Bu modelimizi de kapattık. Şimdi burayı da 3'ünü birden aldım. 1'e düştü. Bu model de kapandı. Burayı da aldık. Şöyle. Bu modelimizi de kapattık. Evet. Gördüğünüz gibi model bitti. Şimdi normal bu sırayı bir ters ve bir düz olarak başa kadar geliyoruz. Gördüğünüz gibi 3. modelimizde bu şekilde şöyle bir model, iki model ve 3. modelde bu şekilde tamamladık. Kapandı modellerimiz. Aradaki ters ve düzler aynı şekilde devam etti. Şimdi artık bereyi tümden kapatabiliriz. Hemen sadece keserek gidiyorum. Bir kestim. Hemen yanındakini tekrar kestim. Tekrar kestim. Gördüğünüz gibi sadece çift çift keserek gidiyorum artık. Şöyle. Şöyle. Evet. Her ilmeği çift alarak. Bakın. Şöyle 2 ilmeği bir aldım. 2 ilmeği bir aldım. Artık ters düz diye bir şey yok. Sadece keserek gidiyorum. Bunu da aldım. Şöyle. Çift aldım. Çift aldım. Şunu da aldık. Burada tek kaldı. Onu da böylece aldım. Evet. Gördüğünüz gibi en son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğimiz kaldı. Artık zaten başka kesim yapmayacağız. Bunu toplayacağız sadece. Şimdi şöyle dönüyorum. Bunu sadece örerek gidiyorum. Evet. Şimdi artık bunu kesme vakti geldi. Ben burayı kesmiyorum.
Şöyle hemen tığımı aldım elime. Şunu da bakın, bütün ilmekleri çıkarttım. Tığımı buradan takıyorum. Tek tek. Yalnız dikkat edin, arada ilmek kaçmasın. Model sökülür. Bakın şöyle iyice kontrol edin ilmek kaçıp kaçmadığını. Bütün ilmekleri taktık. Şimdi buradan aldım. Hepsinin içinde bunu tek tek geçirip toparladım. Sıkı yapın ama. Sıkın iyice. Ve bir zincir attım. İyice sıkıladım. Ve ikinci zincirimi de attım. Şimdi artık şöyle dikecek ipimi de bırakarak da kestim ve çıkarttım. Gördüğünüz gibi berenin tepesi kendiliğinden şöyle toplanmış oldu. Hem model tamamlandı hem de berenin tepesi gayet güzel yuvarlak bir şekilde toparlandı. Şimdi bunu tersine çeviriyorum. Artık dikme işlemine başlayabiliriz. Şimdi şu altta da biraz ipimiz var. Önce bu alttan başlayacağım. Haroşa dikişimizi biliyorsunuz. Dikiş yerini hiç belli etmeden. Çünkü burada yarım modelimiz var biliyorsunuz ki. İlk başlangıcımız da yarım model. Burası da yarım model. Bu bir araya gelince böyle gayet güzel görünecek. Şimdi aldık şöyle elimize. Önce bu alttan başlıyorum dikmeye. Ucunu sabitleyelim iyice. Çıkmasın. Evet. Şimdi bir bu haroşadan alarak dikme işlemine başladım. Gördüğünüz gibi. Bir buradan, bir buradan devam ediyoruz. Hem arada hiç dikiş izi olmuyor bakın. Hem burada hem burada tertemiz. Şöyle haroşalarımızı karşılıklı denk getirerek dikiyoruz. Evet, şöyle. Çok büzdürmeyin dikerken. Gayet şöyle rahat bir şekilde dikelim. Evet. Evet, şöyle bakın. Tepeyi de kapattık. Biraz daha şöyle aşağı iniyorum tekrar. Tepedeki iple aşağı iniyorum. Evet. Artık ipimizi sabitleyip buradan çıkabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi burası ters tarafı. Dikişi de gayet güzel oldu. Çevirelim. Şöyle. Güzel bir bere. Şöyle bükebiliriz. Giyerken bebeğimiz ya da çocuk, çocuğumuz. Bu biraz büyük oldu. Çocuğa olur. 2-3 yaşında bir çocuğa olur. Zaten eğer daha büyük yaştaki çocuklara yapmak istiyorsak daha kalın iple ve daha kalın şişle aynı sayıları kullanabiliriz. Çünkü gayet güzel gevşek örülünce başı saran bir bere oluyor. Şimdi artık pomponumuzu yapabiliriz. Pomponumuzu da çok pratik bir şekilde
yapıyoruz. Size ben şöyle göstereyim benim kendi yapışımı. Hemen şöyle bir tuvalet kağıdının içindeki ruloyu aldım. Temiz, kullanılmamış olanı. Bunun etrafını sararak şuradan basit bir pompon yapacağız. Pomponun yoğunluğu size kalmış. Ben çok yoğun yapmadım çünkü başta büyük bir ağırlık oluşturur. Ne kadar çok ipi sararsanız pompon o kadar yoğun ve güzel olur aslında. Ama çok da sarıldığı zaman ağır oluyor. Bebeklerin başında çok ağırlık yapmasın. Şöyle tam bir pompon oluşturacak şekilde biraz sararak pomponumuzu da yapacağız şimdi. Gayet pratik gördüğünüz gibi. Şöyle bakın, bayağı bir oldu. Evet. Bence bu yeterli bir şey oldu. Bakın şöyle göstereyim size. Güzel oldu bu. Şimdi önce ipimi şuradan kesiyorum. Şimdi şuradan da şöyle elime önceden bir uzun ip ayarladım. İki kat yaptım bunu da. Çok fazla uzun olmasına da gerek yok. Şöyle iki kat yaptım. Şimdi artık bunu buradan çıkarabiliriz. Ama çıkarırken dikkat edelim. Bozulup dağılmasın. Çıkarttım. Şöyle elimi taktım. Şöyle tuttum. Tam ortasında sıkı sıkı birkaç kere ipi doladıktan sonra bağlayacağım. Şöyle. İyice oturtturun. Kesme işlemini sonra yapacağız. Şöyle de yaptım. Artık bağlayabiliriz. Birkaç düğüm atalım. Çözülmesin. Şöyle bir tane daha atalım. Biz kendimizi garantiye alalım. Evet. Şimdi artık şu ipi kesmeyin. Dikkat edin. Hatta şöyle parmağınıza şöyle bir dolayın. Artık pomponumuzun şu kısımlarını keselim. Aradaki kalan iki kat yerleri de keselim. Evet, bu tarafı kestik. Çeviriyorum şimdi. Bu tarafı kesiyorum. Gayet pratik, kolay bir pompon bu. Daha küçük pomponlar için hemen şöyle iki parmağınıza da dolayabilirsiniz. Pratik her şey olabilir. Her şekilde pompon çıkar ortaya. Şimdi şöyle aldık. Artık pomponumuzun fazlalıklarını keserek şöyle büyüklüğüne, küçüklüğüne de kendimiz karar veririz. Şöyle bütün uzunluklarını eşit olacak şekilde keselim. Evet, şöyle aradaki minik uzunlar da varsa onları da alıyorum. Gördüğünüz gibi tatlı bir pompon oldu. Şimdi şunları şöyle dağıtmadan alalım. Evet, pomponumuz da hazır.
Önümüzü de temizledik. Şimdi geliyoruz şu tepeye. İçten, bakın şu içten tam orta kısımdan girdim. Şöyle şu üstündeki ipi aldım ve buradan geçiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle ipi tam tepesinden geçirdim. Başka zaten hiçbir dikme işlemine gerek yok. Şöyle çevirelim. Tam sıkı sıkı geçirdim. Şöyle. İpin bir tarafını bir taraftan alıyorum. Birini de şöyle bir taraftan alıyorum. Zaten burası gözükmez, merak etmeyin. Arkadan geçse bile bir şey olmaz. Şöyle tekrar geçiriyorum. Evet. Getirdim şimdi. Birbiriyle bağlıyorum. Güzel sıkı bağlayın. Evet. İyice bağladıktan sonra bir düğüm daha atayım. Şimdi bunu şöyle kestim. Şunları da aradan geçirelim. Tekrar şöyle birbiriyle burada da bir düğüm attıktan sonra artık ipimizi hepten kesebiliriz. Evet. Burayı da kesiyorum. Bakın içi de gayet temiz. Şöyle. Hiçbir şey yok. Çevirdim. Bakın. Gayet güzel. Pomponumuz da yerinde. Şöyle. Elimi takayım. Artık bu pompona hiçbir şey olmaz. Şu şekilde gayet güzel bükerek de kullanabileceğiniz güzel bir bere modeli. Evet. Bunu da bükebiliriz şöyle. İp ince olunca beremiz biraz daha küçük oldu. Bakın sayıları aynı. Ama bunun ipi daha ince olduğu için bu daha küçük. Küçük çocuklarımız için. Bunu da biraz daha büyük çocuklarımız için gayet rahat kullanabilirsiniz. Sayılar aynı. Şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi. Gayet şık, güzel bir bere. Çocuklarımız güle güle, iyi günlerde kullansınlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın hanımlar.